Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Sürücü olan baba yaralandı. İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. LPG'li olduğu öğrenilen araç bir anda alev aldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda araçta bulunan anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da Yusuf M idaresindeki hafif ticari araç, Elazığ-Pertek Karayolu Salkaya köyü mevkisinde hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, afat ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Yusuf M kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Erzurum Pasinler Karayolu'nun Hamamdere mevkisinde Ercan Dursun idaresindeki meyve yüklü kamyonet arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet yol kenarında bulunan kaldırıma çarpıp devrildi. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen Adem Tozgül'ün kullandığı hafif ticari araç kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Muhammed Furkan Önal olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Derya Yılansa yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Kaza sonrası karayoluna savrulan meyveler ekiplerce temizlendi. <laughs> Ağrı'nın Patnos ilçesinde Aygit Bey idaresindeki otomobil sanayi sitesi mevkisinde Menaf O'nun kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Menaf O'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Agit Bey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.